Selamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Değerli ümresler, aziz kardeşler, Allah Resulü Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin mescidindeyik. Ravda adlanan arazide. Bu arazinin fazileti hakkında Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem buyurur ki, benim evimle minberimin arası cennet bahçelerinden bir bahçedir. Minberim ise havuzumun üzerindedir. Gördüğünüz bu arazi Mescid-i Nebi'nin bir hissesidir. Burada kılınan namaz, diğer yerde kılınan namazlar kimi min kat faziletlidir, üstündür. Ona göre de bu yerde yaxşı olan ki çoxlu namazlar kılar. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'e salavat deyək. Allah'ın müvaffakiyyətiyle biz de burada namazlarımızı kılacağız. Zikirlər eləyəcəyik. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem'e salavat deyip ondan sonra çıkacağım. Allah Teala hamınızdan razı olsun. Esselamu aleyküm ve rahmetullah. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve barakatuhu. Değerli kardeşler, aziz kazılar. Allah Resulü Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'in mescidindeyik. Gördüğümüz bu arazi Ravda adlanır. Allah Nebisi Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem bu arazinin fəziləti hakkında deyir ki, benim evimle minberimin arası cennet bahçelerinden bir bahçedir. Ravda sözünün mənası bahça demektir. Evimle minberimin arası cennet bahçelerinden bir bahçedir. Minberim ise hovuzumun üzerinde yerleşir. Gördüğünüz bu araziler Məscid-i Nəbinin ilk araziler olmuş. Məscid-i Nəbi ilk evveller bahçelerinden olmuş. Sonra genişlenmiş. Bugünkü müasir halinde olmuş. Bu yerin fəziləti hakkında alimler buyururlar ki, Ravda'ya gelen şəxs namazlar kılmalı, nafile namazlar, ondan sonra Allah Subhanahu ve Teala'nı zikretmeli, Allah Resulü Muhammed sallallahu aleyhi ve selleme salavat demeli, Kur'an-ı Kerim okumalı, diğer başka fəziletli əməlləri, salih işleri etmeli. Allah Teala hamınızdan razı olsun. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve barakatuhu.